İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz ve Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz şimdi gün ortasında konuğum. Asgari ücreti, enflasyonu, ayrıca kamuda olacak zamları da soracağım konuklarıma. Hoş geldiniz Binhan Hanım, hoş geldiniz Şeref Bey, merhaba. İyi yayınlar diliyorum Serap Hanım. Çok teşekkürler. Binhan Hanım, size başlayayım. Önce sizin yorumunuza göre asgari ücret bugün, yani bu ekonomik tabloda ne olmalı? Beklentiniz nedir, onu sorayım. Tabii asgari ücret komisyonunda rakamlar açıklanacaktır ve belirlenecektir bu ayın sonuna kadar. Ben sadece nereden bakılması gerektiğini size ifade edeyim. Asgari ücretli düşük gelirlidir ve tabii ki marjinal tüketim eğilimi de bu minvalde çok yüksektir. Yani gelirin hepsini tüketiyor. Şimdi artık bütün kodlarımız çözüldü. Kimin nereye ne kadar ne harcadı, TÜİK'in yapmış olduğu anketlerde de zaten ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu biliniyor ki bütün asgari ücretliler aslında gelirlerinin yaklaşık 1/4'ünü gıdaya, ulaşıma harcıyorlar ve konuta da. Şimdi TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Serap Hanım, gıda enflasyonu, gıda tüfe %102,5. Her ne kadar kısmen bir baz etkisiyle Kasım enflasyonu %84,4'e geri gelse de, yani zirve olan 85,5'tan geri gelse de, tarımla ilgili sorunlar nedeniyle gıda enflasyonu hala çok yüksek, %102,5. Dolayısıyla manşet enflasyonla gıda enflasyonu arasında bir uçurum var. Aynı şey, 18 puanlık fark var yani. Geçen ay daha iyiydi, %13,5'luk bir fark vardı. Bunun dışında şunu da ifade edeyim, tarımdan gelen üfe verisi, tarım gıda fiyat endeksi, onlar da hiç iyi değil. Tarım üfe %168 Serap Hanım. Yani bu gıda da fiyatların düşmeyeceğini bize gösteriyor. Düşüşün çok zor olduğunu gösteriyor. Peki biz hani en başta aslında bilimsel olarak şunu söyledim ben. Yani bu grubun marjinal tüketim eğilimi çok yüksek. Yani hiç tasarruf edemiyor. Her şeyini harcıyor ve harcadığı kalemler belli iken ve görünen enflasyonun çok üzerinde bir gıda enflasyonu varken ve bunun düşmemesinin de sebepleri ve düşmemesine ilişkin projeksiyonlar da tarıma ilişkin üfe ve girdi fiyat endekslerinden karşımızda iken, bence asgari ücretin mutlaka gıda enflasyonu dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yine de bir hep konuşulduğu için rakam da sorayım. Dün de yine konuklarım vardı. En az 8 bin lira olmalı, yani 6 düşünülmemeli bile gibi bir yorum var. Ki zaten siyasetten 9.600, 10.000, yine işçi temsilcilerinden 13 bin liranın üzerinde rakamlar da telaffuz ediliyor. Ama buna ilişkin bir yorumunuz olur mu? Şimdi Türk İş açlık sınırını kendisine bir gösterge olarak aldı. 7.385. Mesela DİSK yoksulluk sınırını dikkate aldı. Yani o da 23 bin liranın üzerinde. Şimdi aslında DİSK şunu söylüyor. İki kişi çalışırsa bir ailede iki asgari ücret yoksulluk sınırına denk gelir diyor. Evet. Ama Türk İş'inki daha farklı. O açlık sınırını düşünüyor. Hani iki kişi açlık sınırında gelir elde etse de yine 4 kişilik ailede yoksulluk sınırının çok altında kalıyor. Dolayısıyla asgari ücretli kesimin yaygın olması büyük bir sorun. Diğer ücretlerin asgari ücrette yoğunlaşıyor olması bir sorun. Bence şimdi önümüzde bir seçim var ve aslında seçmeni de memnun edecek bir fiyatın çıkıyor olması lazım. Fakat bu çok taraflar arası müthiş bir pazarlık, yani hiç olmadığı kadar bence önemli bir pazarlık sürecini beraberinde getirecek. İşveren kesiminin düşünceleri çok önemli. Ekonomik gidişatın daralmaya başlayan, daha doğrusu daha küçük büyüme oranlarına razı olduğumuz bir döneme geldik. Yüksek enflasyonla beraber ve burada iş aleminin önünü görerek de koltuğa oturacağını bilmemiz gerekiyor. Şeref Bey, sizin beklentiniz ya da olması gereken rakam şudur dediğiniz bir rakam var mı? Bir de Türkiye'de ortalama gelir şimdi kaç oldu? Kaç lira oldu yaklaşık?
Ortalama gelir %40'ı yani 5500 düzeyinde, biraz üstüne çıktınız ama 7500 lira civarında ortalama ücret ne yazık ki. Şimdi ben Binhan Hanım çok güzel sürecin matematiğini anlattı. Yalnız bu işlerin ben gördüğüm sürecin psikolojisi matematiğin önüne geçmiş durumda. Neyi anlatmak istiyorum? Evet. Geçen sene bu vakitleri hatırlıyorum. Tabii. Asgari ücret için İSK, Türk İş, hükümet tarafı vesaire kapışıyorlar, %30 mu olsun, 32 mi olsun, 28 mi olsun diye. İşverenler üst üste açıklamalar yapıyorlardı, biz bunu kaldıramayız falan filan. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı dedi ki bir dakika diyor, %50,5 yaptım dedi. Ve bütün ezberler bozdu. Bize dedi ki aman Allah'ım, asgari ücret, bu enflasyonun tırmanmaya başladığı zamanlardı, kur hatağı falan vardı. Asgari ücretleri rahat etti. 2022 yılı boyunca onların alım gücünü yerine koyacak bir ücretten söz edeceğiz dedik. Fakat enflasyon şaha kalkmıştı ve sonra taşındığı noktada bizzat TÜSİAD Başkanı dahi bu asgari ücretli olmaz, bunu artırmamız lazım. Yani dedim herhalde kıyamet kopacak. Niye? İşveren asgari ücretin artırılmasını istiyor. Bu çocuklara, bu çalışanlara biz para vermeliyiz diyor. Bunların yoksulluktan kurtarmalıyız. İlginç bir şeyler oldu ve nihayet asgari ücret 19 yıl sonra ilk defa yılda bir yerine iki kere artırılmak oldu. Ve ara zamda %30,2'lik bir zam geldi. Evet. Şimdi aynı tartışmalar oluyor ve son sözü asgari ücreti bir komisyonu değil Cumhurbaşkanı belirleyecek. Neden? Çünkü sandık var. 18 Mayıs'ta vesaire bir sandık kurulacak. Büyük ihtimalle. Ondan önce asgari ücrete bir söz verdi Cumhurbaşkanı ve bunu bakan da tekrar etti. Dediği şu, asgari ücretin üstünde bir zam vereceğim. O zaman gündeme şu geliyor. Türk İş ne istemiş, İş ne istemiş. Yani az önce söyledikleri işte 7200'den aşağı olmaz. Biz masaya 7785'li olduk. Kardeşim senin neyle oturup kalktığın önemli değil. Sandıktan ne sandık ne söylüyor diye kulak verdiğim zaman şu ortaya çıkıyor. Asgari ücreti belirleyecek olan Cumhurbaşkanı'nın bu sözü üzerine TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamıdır. Bir tık üstünü yaptığımız zaman şu ortaya çıkıyor. 8 bin lira bir hesaba göre, bir hesaba göre 9 bin lira olması lazım. Çünkü şu anda 85 civarında olan enflasyonu, Aralık ayı enflasyonunun içerisine geçen senenin çıkardığımız zaman 13,6'yı yerine %2'den daha fazla bir şey konulmayacak. Hesap bu %65 civarına gelecek. Yani enflasyon baz etkisiyle %65'e düştüğü zaman bir tık üstü %66'yla 5500'ü çarptığınız zaman zaten 9000 lirayı buluyorsunuz. Ancak burada bir başka tartışma konusu şu. İş dünyasını dolaşıyoruz Ekonomi Gazetesi olarak. Dedikleri evet. Tamam asgari ücret diye verelim ama hepsini bir anda vermeyelim. Gene iki kere verelim. Madem ki seçim Haziran'da Mayıs'ta olacak. Bir de baharda ondan önce bir verelim mi? Yani kademeli bir şey mi düşünülüyor? Kademeli verelim. Hatta defalarca bu gündeme gelmişti bu tartışma. Şimdi yeniden geldi, bir de asgari ücreti bölgesel asgari ücret mi verelim gibi yeni bir laf. Yani Niğde'deki bir insanla İstanbul'daki insan ya da doğudaki bir insanın geçim vesaire. Ve şu ortaya çıkacak ama buradaki yeni tartışma konusu şuna gelecek. Cumhurbaşkanı söz verdi. Asgari ücretin üstüne zam vereceğim. Peki hangisi? Hangi asgari ücretini yıllık üzerinden gidersek enflasyondan geçtiğimiz yıl getirilen 4200 liraya olan düzey üzerine mi ben 65 zam yapacağım, 66? Acaba yıl ortasında yaptığımız Temmuz'da olan 5500 liranın üzerine mi %65? Yeni tartışma buraya İkincinin gelecek. İkincinin üzerine %65'e ihtimal veriyor musunuz? Yani neyin üzerine? Yani Temmuz'dakinin üzerine bir %65 olması ihtimal veriyor musunuz? Şimdi bunu pek ihtimal vermiyorum çünkü Cumhurbaşkanı da büyük ihtimalle şeyin de sesini dinleyecektir. Neticede bu asgari ücreti verecek olan iş dünyasını da bağlıyor. Tabii. O ikinci zammı oraya verip yıllığı belki daha sonraya bırakabilir. Yani ben o yüzden ama şu var, ne yaparsanız yapın 8 bin liradan aşağı bir asgari ücret beklemiyorum ben şahsen. Hatta Türk İş Başkanı'nın 7785 ile masaya oturuyoruz dediği tartışmayı bile az buluyorum. Çünkü seçime giden noktada kararı bu komisyon değil açıkçası Cumhurbaşkanı'nın kendisi verecek. Kaldı ki satın alma gücüyle baktığınız zaman olaya bunun tartışmanın biteceği yok. Ya 4200'den mi alayım, 5500'üne mi enflasyon koyayımdan daha öte siz enflasyonu indiremediğiniz sürece bu tartışma devam edecek. Hatırlayın geçen sene asgari ücret artırılacağı zaman bütün esnaf, bütün iş dünyası zaten üzerinde olan o yüksek üretici fiyatlarını oraya yansıtabilmek için fırsat arıyordu ve 3 ay dayanmadı.
Yani tıpkı simit bekleyen martılar gibi, hani vapurla karşıya geçerken asgari ücretin artışını bekleyen pek çok insan var. Ev sahipleri bekliyor, esnaf bekliyor ve zamlarına frenleyen herkes bunu bekliyor. Anlatmak istediğim, enflasyonu indirmediğiniz sürece... O zaman şimdi bu baz etkisiyle biraz enflasyonun artış hızının düşeceği bekleniyor, ama şimdi yeniden bir ivme mi olacak enflasyonda? Tabii ki, tabii ki olacak. Tabii ki olacak. Geçen seneden örnek vereyim. Yani aslında tekerrür ediyor bazı şeyler. Yani bir döngü var burada. Bu böyle bir kısır döngü, birbirini besleyerek bu sefer aslında enflasyonla mücadelede yol alınamıyor diyorsunuz bir yandan. Ücret fiyat helezonu bir kere kuruldu. Şimdi geçen sene de aynı şekilde geldiği zaman fiyatlar genel düzeyi %50,5 artan asgari ücreti %30 civarında sadece oradaki o para genişliğinden geldi. Kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücreti ilgilendirmiyor. Bakan da söyledi. Her ücretin içinde bir asgari ücret var. Burada belki hükümet vergiler konusunda kendi vazgeçişleriyle beraber iş dünyasını biraz rahatlatabilir. Çünkü iş dünyası diyor ki tamam, asgari ücretliyi enflasyondan koruyalım ama asgari ücret yükünün şirketlere getireceği külfet üzerinden de bize biraz koruma getirin ki işçi çıkarmayalım ve ekmek teknemiz devam edebilsin. Peki şimdi az önce geçen seneyi hatırlattınız ya, %30 %28 konuşulurken işveren diyordu ki aman biz bunun altından nasıl kalkarız, çok yüksek, üzerine %50 geldi dediniz. Ama kalkılabildi altından gördüğüm kadarıyla. Şimdi milli gelirden pay. Aldığımız pay düşüyor, yani çalışanların aldığı pay. Yani %26 en son büyüme rakamlarına baktığımızda en çok da finans sektörü büyüdü bu geçtiğimiz yıl boyunca. Şimdi işte %50 %60'a işveren nasıl bakıyor, altından kalkabilir mi, onu sorayım size. Şüphesiz kalkabilir. Şüphesiz kalkabilir. Yani bu asgari ücretin bir anda yapmayın dedikleri EYT'de geliyor. Bize fazla yüklenmeyin ki zaten durgunluk ensemizde gelirken bizim üzerimize fazla asgari ücrette de gelmeyin diyorlar. Siz diyorsunuz ki yani şimdi 8 bin olur, muhtemelen bir 3 ay sonra bir daha bir iyileştirme olur asgari ücretle ilgili. 9 ve hatta 3 ay sonra, 3 ay sonrakini de şimdiden söyleyeyim Serap Belet. Çünkü büyük ihtimalle 3 ay sonra da gene konuşacağız inşallah eğer sağsak. O zaman ben 10 bin liranın civarında bir asgari ücret bekliyorum. Niye? Çünkü sandık görüş mesafesinde. 10 dakika kalmış sandığa. Ya o çerçeveyi açıkçası belirleyecek olan Cumhurbaşkanı derken açıkçası sandık belirleyecek. Sandık. O yüzden bu tartışmaları, sendikalar arasındaki tartışmaları ben bir geleneğin devamı olarak görüyorum. Evet. Sizce de öyle mi Binhan Hanım? Yani yılda 4 kez asgari ücret belirlemeye doğru gidiyor muyuz? Bir de bölgesel asgari ücret artık daha böyle somut bir hal almaya başladı galiba şu son dönemde. Yani daha mümkün görünüyor. Ne dersiniz? Evet, başta dediğim gibi en önemli asgari ücret görüşmelerinden birine şahit oluyoruz. Çünkü seçim öncesi ve asgari ücretteki artış bir seçim malzemesi olacak elbette. Özellikle, ama şu da var tabii. İşveren tarafını çok iyi anlattı Şeref Bey. Ben biraz da vergi tarafını anlatayım. Burada matrah ne kadar artarsa asgari ücretle beraber vergi matrah arttıkça mükellef çok hızlı bir şekilde üst vergi dilimlerine çıkacak. Yani ilk aylarda %15 ama ileride %20, %27 ve yılı %35'lik, %40'lık vergi oranlarıyla tamamlayabilir. Gelir vergisi tarifesinde bir düzenleme yapılacak. Yeniden değerleme oranı %122.9, ancak muhtemelen yarısı kadar arttırılacak. Yani ilk 32 bin liralık dilim 71 bin lira olacak, ama daha düşük de olabilir. Şimdi asgari ücret artarken aynı oranda enflasyona takip eden vergi dilimleri güncellenmezse vergi yükü de artacak. Dolayısıyla asgari ücret komisyonunda belirlenen, hani biz buna ne diyoruz? Kaşıkla verip kürekle almak diyoruz. Yani bir şekilde zam olacak ama daha doğrusu zam da demeyelim, enflasyon farkı alacaklar ama vergi ile beraber bunun geri alınacağını da unutmamamız lazım. Her ne kadar asgari ücret düzeyine kadar bir vergi istisnası olsa da bu istisnanın dizayn şekli hazineyi koruyacak şekilde bir dizayndır. Yani şu anda herkes şöyle düşünüyor. Hani benim gelirim örneğin 10 bin lira, asgari ücrete kadar gelir vergisinden istisna edildim. Yani ben aslında 5500'ü çıkartınca 4500 lira üzerinden gelir vergisi ödeyeceğim deniyor, ama o öyle değil.
O şekilde gerçekleşmiyor. Daha geniş bir programınızı, onun tekniğini de anlatırım. Hazineyi koruyan bir asgari ücret gelir vergisi istisnası da var. O da bir şekilde bir kenarda duruyor. Şimdi asgari ücret zammıyla beraber vergi dilimine yükseldiğinde güncelleme yeniden değerleme oranına göre yapılmazsa, hatta Cumhurbaşkanı yetkisini daha da yükseltme yönünde kullanabilir. Bu sefer vergi yükü tarafı da artacak. Şimdi asgari ücrete çok yakın ücretliler var. Biraz daha yukarıda alanlar da var tabii. Onlar da diyor ki bizim zam oranımız nasıl olur? Bizim aramız iyice kapanacak mı? Kamuda çalışanlar diyor ki biz ne kadar alacağız? Ve emekliler, yani emekliler asgari, en düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilecek mi? Bunlarla ilgili adımlar gelir mi? Ne dersiniz Binan Hanım? Tabii ki. Yani şu anda asgari ücret bir rehber olacak oradaki enflasyon farkı. Elbette toplu sözleşmelerde kamuda çalışanlar, emekliler, asgari ücret civarındaki ücretler hep birlikte artış eğiliminde olacak. Beklenen de bu. Fakat burada kamu yine kazanıyor. Yani devlet bütçesi kazanıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, bir taraftan personel giderleri artıyor. Ki toplam bütçenin 1/5'i personel gideridir. Yaklaşık işte 1/6'ı de maaşlardır. Ama SGK da aynı şekilde, SGK'da prim ödeniyor. Yaklaşık işte yıllık 100 milyar lira civarında sosyal güvenlik sistemine prim de ödeniyor kamudan. Dolayısıyla aslında burada bir kazan kazan var. Çok da dengeleri bozmadan, yani işte ama nasıl işte enflasyonla ya da cari açıkla beraber o dengeleri bozmazsak bence devlet halkı besliyor, halk en nihayetinde devleti besliyor. İş veren aynı şekilde, alım gücü olana elbette bir satış gerçekleştiriyor ve ekonomi canlı hale geliyor. Ama makroekonomik dengesizlikler bütün bu kazan kazan oyununu bozar. O yüzden bence öncelikle enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Yani önce o kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Daha yüksek enflasyon, daha yüksek gıda enflasyonu, daha yüksek geçim maliyeti. Biz şu anda bıraktık mı enflasyonla mücadeleyi? Yani enflasyonla mücadele, çünkü daha çok bu işte maaşlar üzerinden, asgari ücretten, seçime giderken atılan ekonomiyle ilgili adımlardan bahsediyoruz ve enflasyon düşüşe geçtiği yönünde de bu baz etkisinin de önümüzdeki günlerde daha belirgin görüleceği üzerine yorumlar var. Yani nasıl bir yol izliyor Türkiye sizce enflasyonla mücadelede? Enflasyonla mücadelede şu anda bir yol izlenmiyor. Sadece makro ihtiyati önlemlerle, her ne kadar Merkez Bankası faiz oranı düşürüldü 9'a kadar, makro ihtiyati önlemlerle kredi arzının fazla genişlememesi yoluyla biraz daha enflasyonun önüne alınabiliyor. Ama onun dışında herhangi bir mücadele yöntemi yok. Baz etkisiyle düşmesi, aslında düşmesi de şöyle, fiyat artış hızının yavaşlaması. Yani geçen sene Aralık ayında %13,5 artmıştı aylık olarak enflasyon. TÜFE %13,5 artmıştı. Hani bu Aralık ayında muhtemelen %3 civarında artarsa ya da bu ay olduğu gibi 3'ün altında biraz artarsa, artış hızı yavaşlamış olarak baz etkisiyle yıl sonunu %68, %67 civarında kapatmış olur. Ama bu enflasyonun düştüğü anlamına gelmeyecek. Tam tersine böyle bir görünüm aslında asgari ücretle ya da diğer ücretlerle, hani belki Şubat'ta belirlenecek ücretlerle ilgili emek sahibinin bir hak kaybına da yol açacak, onu da söyleyelim. Bu arada aslında son olarak da muhtemelen süremiz bitmiştir, şunu da söyleyelim. Biraz var süremiz, buyurun. Var mı süremiz? Peki. Aslında bu bugün görüşülen asgari ücretteki zamlar, enflasyon farkı falan, bunun geçmiş enflasyonla ilgili olduğunu da bilmekte fayda var. Yani ücretli en son Temmuz ayında 5.500 lira asgari ücretle almaya başladı. Hepimiz ücretliyiz. Bu enflasyon farkını aldık. Ama bütün bir yaz boyunca biz o yüksek maliyete katlandık. Bunu ulaşımda yaşadık, bunu konutta yaşadık, gıdada zaten yaşadık, giyimde ve bu yaklaşık 5 aydır devam etti. Dolayısıyla biz aslında Temmuz'da da
2021 Ocak-Haziran arası olan enflasyonla yükselişine ilişkin bir fark almıştık. Yani ücretlinin burada talep ettiği şey aslında geçmiş enflasyona yönelik, geleceğe yönelik bir koruyuculuğu yok. Evet. Dolayısıyla ücret alındıktan sonra asgari ücret ben 8500 lira olacağını tahmin ediyorum. İşveren tarafı da düşünüleceği için. Ve bu 8500 liranın hani 2 ay sonra enflasyon oranı artış hızı yavaşlayıp hani Şubat'ta %65'e %60'a gelse dahi bunun hızla eridiği anlaşılacak. Peki. O yüzden makroekonomik dengeler çok çok önemli. Çok İstikrar önemli. Çok önemli. Evet. Evet, bu dediğiniz yani geçmiş enflasyonun zararını kapatıyoruz, önümüzdeki ayları garanti etmiyor dediniz ya belirlenen rakam. Ben Şeref Bey size onu sorayım ama şunu ekleyerek sorayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dedi ki asgari ücret temel ücret olduğu gibi eleştiriler var, bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. Asgari ücretli oranı %37 dedi. %60'lara vardığı değerlendiriliyor bir süredir. Resmi olarak %37 olarak açıkladı bakan. Ergün Atalay da diyor ki temel ücret haline geldi asgari ücret, bu sarmaldan çıkalım. Sizce temel ücret haline geldi mi? Siz bu yorumlara neresinden bakıyorsunuz? Asgari ücret açıkçası biraz üstünde, yüksek ücretler de asgari ücretleşti. Herkes asgari ücrete yakınsandı. Enflasyon bunu yapıyor. Açıkçası bunun sebebi çok net. Siz ne yaparsanız yapın, ücretliye ne verirseniz verin, enflasyon denen hırsız bunu elimizden alıyor. Şimdi sen kuru tuttun, tamam, faizi indirdin, gerisini sal gitsin yaptın. Sal giden enflasyon, bunu indirmediğin sürece istediğin kadar ben faizi indirdiğimden dolayı enflasyon iniyor diye yeni bir söylem şu anda hazırlıyor hükümet. Yavaş yavaş hükümetin sözcüleri bunu dillerine doladılar. Hayır kardeşim, enflasyon faizler indiğinden dolayı değil, baz etkisinden dolayı iniyor. Sizin faizle bunu karıştırmayın. Kaldı ki inen, azalan fiyat artış hızı, fiyatlar durduk yerde duruyor kardeşim. Yani şu anda domates 12 liradan 6 liraya falan indiği yok. 12 liranın üzerine %80 artacakken %60 artacak. Hatta enflasyon artış, enflasyonu sıfıra indirdi diyelim TÜİK. Bir şekilde yani zam yapmadın, şey yaptın. Ama hala domates 12 liraya devam edecek. Senin hayat pahalılığıyla enflasyonun karıştırıldığı bir ortamda enflasyon iniyor söylemi bana göre insanların açıkçası biraz da duymaya hasret oldukları bir söylemden öteye gitmiyor. Ne zaman enflasyon iner? Domatesin fiyatı 12 liradan 6 liraya düşmeye başladığı zaman, dezenflasyon sürecine girdiği zaman. Bu da nasıl olur? Bu olacak. Daha önce de yaptık bunu. Ne zaman olacak? Seçimden sonra olacak. Seçimden sonra çok kapsamlı bir dezenflasyon, enflasyonla mücadele programı açıklanacak. Şimdi niye açıklanmıyor? Çünkü enflasyonla mücadele mi acı ilaçtır, kemer sıkmadır, ücretlere frenlemektir vesaire. Ama seçimden sonra artık sandık kaygısı kalmadığından dolayı biz bunu indireceğiz ve bunun kısa bir yolu yoktur. Yani her türlü seçim yoktur. Senaryosu ve seçim sonucunda da aynı yeni bir ekonomi politikasına başlanacak diyorsunuz. Kesinlikle. Özetle. Kim kazanırsa kazansın. Evet. O yüzden yani seçim sonrası için şimdiki gibi bir esneklik ya da belki yani bu işte zam oranlarındaki bu daha yüksek çıta bir tabirle bonkörlük ortadan kalkar mı diyorsunuz? Kesinlikle kalkar çünkü bu sürdürülebilecek bir tutum değildir. Peki. Bu arada bonkörlük yorumu da aslında yanlış olur. Çünkü hak edilen bir bu oranlar da kesinlikle. İşçinin çalışanın hak ettiği oranlar. Evet. Onu da yanlış anlaşılmasını istemem. Şimdi öğretmen, doktor, memur onlar diyor ki ya biz, ya bizle ilgili ne olacak? Onlarla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu kısaca noktalamadan? Tabii ki olur. Asgari emekliler de çok söylüyorlar biz ne olacağız diye. Emekli ücreti açıkçası asgari ücretin, daha doğrusu ortalama ücretin dediğimiz noktanın açıkçası %70-80'ine varan oranda da asgari emekli maaşları artırılacaktır. Yani şu anda 4200 ile 5600 arasında ortalama olan asgari emekli maaşların üzerine biz %50 ilave edebilirsiniz rahatlıkla eğer %65 zam yapılacaksa. Tabii ki, çünkü asgari ücret bir ülkedeki ücretler seviyesinin konusunda en belirleyici unsurdur. Temel ücret olmadı diyor. Olmadı ama temel belirleyici ücret oldu. O yüzden asgari ücretin seçim döneminde artmayacaksa ne zaman artacak? Umulur ki seçimden sonra artık asgari ücrette ya da ücretlere çok fazla zam yapılmasının imkansızlığı olduğu ortamda biz enflasyonu indirmiş olalım ve söz verildiği gibi aşağılara çekelim. Ama hayat pahalılığı hala yukarıdadır ve enflasyonun çaldıklarını
telafi etme noktasında asgari ücreti artırdığımızı düşünelim. Yoksa bir lütuf ya da bonkörlükten tabii, söz etmiyoruz. Tabii. Kesinlikle. Sağ olun onu bir daha vurguladığınız için. Binan Hanım, sizin de bir son değerlendirmeniz varsa. Evet, son değerlendirmem şu şekilde. Az önce de yine Şeref Bey'in söylediği gibi kamuda çalışanlar da aynı şekilde emekliler de diğer ücretliler de asgari ücretteki artışın bir gösterge olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla toplumun çok geniş bir kesimini etkiliyor. TÜİK verilerine göre 15 milyon ücretli var. Aslında tabii ki daha çok. Burada daha çokun bahsettiğimiz kısım kayıt dışında kalanlar, asgari ücretin çok altında çalışanlar, özellikle gözümüzle şahit olduğumuz mültecilerin aynı şekilde çok düşük maaşlarla çalıştırıldıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla emek piyasasında çok ciddi bir devrim gerçekleşmesi gerekiyor bana göre. Bu belki EYT bu konuda sürükleyici olabilir. Arkasından kayıt dışılıkla mücadele. Yani emek piyasasındaki bütün bu yaralar hem hazinenin gelir kaybına yol açıyor, hem sosyal güvenlik sisteminin problemlerine, aktüeryal dengesizlikten yol açıyor. Bugün EYT'nin biraz ön plana gelip sonra geri plana çekilmesinin temelinde işverenin kıdem tazminatını karşılayamayacağının kabulü ve aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminde de olan yükü var. Çünkü geri plana çekilmesinden kastınız bir yaş sınırı kulis bilgisi geldi. Dünden beri çok konuşuluyor. Evet. Onu mu kastediyorsunuz? Evet. Biraz kamuoyunun nabzını tutmak için dile getirilen bir şart deniyor. Öyle mi sizce? Siz bu şartın gerçekten uygulamaya konacağını düşünüyor musunuz? Sanmıyorum. Böyle bir yaş şartının bu dakikadan sonra olacağını sanmıyorum. Evet. Meclise görüşülmesi gereken bir alan olduğu için. Ama sosyal güvenlik sistemi de artık alamayacağı, emekliliğe geçtiği için artık alamayacağı sosyal güvenlik primlerinden yoksun kalacak örneğin. O da o taraftan düşünüyor. İşveren tarafı hem istihdam kaybını hem aynı zamanda ödeyebileceği kıdem tazminatını düşünüyor. Çünkü bu kıdem tazminatı onların da zor koşulların olduğu, hem asgari ücret artacak hem kıdem tazminatı olacak. Bunları nasıl finanse edeceklerini bilemedikleri bir döneme denk geldi. Evet. O yüzden bence emek piyasasında hem devletin hem halkın hem iş hayatının kazanabilmesi için çok önemli değişiklikler ister. Evet, önemli bir dönem. Bu Aralık ayı öyle. Çok teşekkürler Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz. Sağ olun. Doktor Şeref Oğuz.